Pekin'in üçüncü karşılaşması Dark Passage Academy ile Supermassive Blaze Academy arasında oynanacak. Tabii Dark Passage Academy bir tık daha iyi gözükse de Supermassive Blaze Academy'nin de kadrosu çok kuvvetli isimlerden oluşuyor. Yani Akademi Ligi denince benim aklıma gelen 3-4 isim burada zaten. Johnny, Rilech, geçtiğimiz mevsim inanılmaz bir performans gösterdi. Çok genç bir oyuncu zaten. Chamanagazo yine orta koridorlar arasında bol bol ismini andığımız isimlerden. Padilla aynı şekilde desteklerden biri. Meşeit, çok uzun süredir tanıyoruz zaten Meşeit. Ligde de oynadı bir dönem hatırlarsan. Bir Aytekin benim için soru işaretiydi. Ben açıkçası onlardan daha iyi bir performans bekliyorum. Genel toplamda baktığımda. Çok tecrübeli bir takım çünkü. Yani kadro kalitesine göre şu an bulundukları konum birazcık hayal kırıklığı yaratıyor. Kesinlikle ben öyle. Daha üstte olmalarını beklerdim. Ama bazı takımlar biliyorsun akademide geç açılıyor ama tam açılıyor. Bakalım. Son haftalara doğru yaklaşırken Supermassive Blaze Academy o patlamayı yapabilecek mi? Tabii iki nişancı gitti. Yerine ne kaldı? Zeri, Jin belki bir ihtimal gelirse bilmiyorum ama Meşeit'ten bunlar ihtimaller dahilinde. Ya Zeri'yi koridorda bitirecek bir şeyler. Böyle bir destekle falan. Bu arada Draven dövüyor. Draven inanılmaz dövüyor. Draven dövüyor. Samira kafasını oynayabiliyor. Yanındaki destekle beraber. Jin bunların arasında bence nispeten en iyi opsiyon ya Zeri için. O da koridor hakimiyeti çok yüksek ama. Yani Jin ittirme avantajını alıyor. Yanında bir destek gelirse onunla birlikte dövme ihtimaline de sahip. Ya beni şey heyecanlandırıyor dayı. Jin ve Renata. Jin diyorum pardon. Zeri ve Renata ikilisi. Acaba görür müyüz? Abi Renata, Samira falan da çok OP. Çok evet. Kuvvetli duruyor. Jin ve Tahm Kench alt koridoru gelecek. Çok defansif oldu ya. Zeri'ye karşı sanki. Ben daha agresif bir şeyler bekliyordum. Ben de. Daha agresif bir şeyler bekliyordum. Karma yasaklanıyor. Bir de Yumi yasaklaması gelebilir bence. Yumi ya da Lulu yasaklaması. Yumi gelirse mesela çok rahat koridor oynar Yumi. İnanılmaz rahat bir koridor aşaması olur Yumi için. Evet. Ya onu darlayacak bir şey yok karşısında. Bir itecek çekecek bir şeyler olmadığı için. Dediğim gibi çok rahat olacaktır. Ya Renata'yı daha şu ana kadar görmedik akademide. Hafta sonu bilmiyorum görür müyüz ama şu maçta ben görmek isterim ya. Ya ikisinin yapabileceği şeyler çünkü ya Renata'nın W'sunu aldıktan sonra Zeri bir de kendi ultisini patlatırsa yapabileceği o hamleleri falan hayal evet, bile edemiyorum. Hızlandırma, ya. Hareket hızı, şaldırı hızı artışı inanılmaz potansiyel sağlıyor Zeri'ye. Ve Zillion yasaklaması geldi. Zillion da tabii son dönemlerde yer yer seçilebiliyor. Bayağı oynanmaya başlandı. Yani aynen öyle. İradesini kıramaz. Özellikle orta koridorda böyle Hecarim'lerin falan artık yeniden moda olduğu dönemde bir de nişancıların da böyle patlayıcı olduğu bir metada Zilin bayağı sözü geçen bir şampiyon olmaya başladı. Oğlum yani bu şu anlamda iyi. En azından 6 olduktan sonra alt koridora Ryze'le beraber 4 kişi atlayabilirler. Zeri'yi o şekilde durdurabilirler. Yani evet, kule altı ihtimali de var şimdi Volibear'ın gelmesiyle birlikte de. Volibear ormanda kullanılırsa Kirileç kullanacaktır muhtemelen. Hatta. Zeri'yi 2 ve 2'de değil de biraz daha kule altıyla bitirmek istiyorlar. Ornn geliyor. Tolem'den kör bir Ornn. Hayır Renata ya, sonra değil. Hayır. Ya, Lulu veya Lulu veya Yumi ya burası. Renata. Bak, ben Lulu veya Yumi bekliyorum. Yumi gelecek ya, muhtemelen. Hayır Renata. Ya. Dün ne istedim ben Renata? Bu arada Renata'da şöyle bir şey var şu an. Ne takımındakiler biliyor Renata?
nasıl Renata ile nasıl oynanır ne rakipler biliyor. O yüzden Renata çok güçlü. Evet. Şey için, solo queue için bahsediyorum tabii. Evet evet. Çok sinir bozucu. Ya bazı özellikleri hakikaten bayağı sorun çıkarabiliyor. Nispeten zayıf diyorlar ama bence birazcık şampiyonu daha çözememekle alakalı o durum. Ben Kitini özellikle W'su, W'su ulti gibi ya. Zaten Evet. 26 saniyemine bekleme süresi. W'su fazla uzun. Fazla uzun. Evet, kompozisyonlarda geldi. Ya alt koridor üzerinden oynayacak belli ki. Papara Supremacy Blaze Academy. Diğer taraf ise birazcık daha Zeri'yi güçlendirene kadar oyunu tutacak. Zeri güçlendikten sonra etrafında çok iyi bir kitle kontrol zinciri var. Alan kontrolü var. Zeri'nin ya böyle çığırından çıkması için her şey uygun gibi. Ya zaman kazanacak bir komp var kesinlikle ama Zeri'nin kafasına binecek de çok fazla şampiyon var. Evet. Ben açıkçası Camille ultisinde falan nasıl hayatta kalacağını merak ediyorum. Çünkü Camille artı Volibear binecek muhtemelen kafasına. Bakalım bunu da karşılaşmayı geçince göreceğiz. O da birazdan başlıyor. Günün üçüncü karşılaşması Dark Passage Academy ile Supremacy Blaze Academy karşılaşması başlıyor. Yani dediğimiz gibi aslında seçim yasaklamada Zeri'nin hayatta kalması önemli. Zeri'yi hayatta tutabilecekler mi bu kompa karşı? Onu merak ediyorum. Şef üzerine kullanılan bir yetenek ki Şef'i de tespit etmiş oldu. Yani Ryzen Voli'nin altı olduğu dönemde %100 alt koridora bir şeyler deneyecekler. Denemeleri lazım yani, yoksa Zeri'yi serbest bırakmak, boş bırakmak olmaz. Onun haricinde Aytekin'in Camille'i de 1-4 pozisyonda Papara Supremacy Blaze için bir kazanma koşulu oluşturabilir uzun vadede. Onu da unutmayalım. Onun karşısında durabilecektir ama sadece durabilecektir yani. Orada bir noktadan sonra duramamaya da başlıyor bu arada. Öyle durumlarda şey falan yapıyorlar dayı. Warmog falan yapıp minyon dalgasını temizleyip canının yarısını bırakıp sonra kule altında canı dolduruyor. Burada totem de temizlenecek hemen. Şef tarafından. Kırmızıya vurdu. Yalnız nereden başladı, rotasyonu, her şeyi belli. Şu anda şefin. Bu da önemli bir avantaj Reach adına. Tabii bu durumda alt koridorun hakimiyetini vermiş oldu şimdi DP. En azından 2 milyon dalgası kadar. Burada bir tempo avantajı oluşturabilirler gibi gözüküyor. Padiye ve Meşeyl ikilisi. Burada tabii Paco'nun üzerine gitmek o kadar kolay değil ama itirme avantajını alabiliyorsunuz. Jin'le. O önemli. Aytekin üst tarafta ikinci seviye olup rakibinin hemen üzerine atladı. Bayağı da bir hasar verdi burada Aytekin. Tolem'e. Zaten orta koridorda şu an Avaros'a iyi bir iş çıkarıyor. Ve çıkarması da lazım çünkü bir yerden bir baskı oluşturması gerekiyor. DP'nin 3 koridoru birden bu kadar geride kabullenmemeli. Ama işte yalnız Leç geldi. Orta koridora 3. seviye baskını. Avaros'a çok güzel sıçra. Rileç orada. Beklemesi lazımdı onu. Evet. Evet, beklemesi lazımdı. Yani muhtemelen şeyi düşündü. Kitle kontrolden çıkmadan ben buraya gelirim. Şimdi Rileç sıçrası yok. Burada sıkıntı yaşayabilir. Ses dalgası tuttu. Şef rakibinin üzerine oynuyor. Rileç'in buradan çıkması sıkıntı olabilirdi. Yalnız alt koridorun buraya yetişmesiyle birlikte işler değişebilir. Şef totemi atlayıp oradan çıkmaya çalışıyor. Şimdi bir de sersemletilecek mi? Son anda sersemletmesi bitiyor Rileç'in. İki tarafta istediğini çıkaramıyor burada ama en azından alt koridor biraz baskı kaybetmiş oldu. Dark Passage avantajına bunu söyleyebilirim sadece. Doğru da söylersin. Ve yampirler paylaşılacak gibi gözüküyor. Evet, Aytekin şu an oraya doğru geldi ama şef çoktan işi bitirdi. Alt tarafta da Rile çaldı. Güzel yanadım. Sıçrayı verecekti. Dediğin gibi. Sıçrası yoktu. Sıçrası yok, attı. Doğru attı şey pozisyonunda. İlk baskın pozisyonunda. Doğru.
Bu arada Meshit 27 milyonda. Aynı şekilde Paco da 27 milyonda. Tabii koridordan çıktığı için bir ufak milyon kaybı yaşadı Meshit burada. Üst tarafta da ITK'nin takasları devam ediyor. Orta koridora işinden kullanmak zorunda kaldı Avarosa. Rilech baskınlarına devam etmek istiyor bu arada Johnny ama çok da vakit kaybediyor bu baskınları yapmaya çalışırken. Ufak tecrübe de çalıyor tabi. Ya çalıyor çalmasın ama hem kendi takımı biraz geri düşüyor tecrübe konusunda hem de çok zaman kaybetti. 3 kamp hala duruyor mesela Rilech'in. Diğer tarafta Chef de orta koridorda. O da benzer şekilde bu arada zaman kaybediyor. Evet. Bu da 3 kampını bekletiyor şu an. Ya Shaman'ın Gazi için de oynaması çok zor bir koridor bu. Cinderellis'in gerçekten kabus gibi. Tek bir yanlış adımı ölüm demek. Burada zarif uçuş geldi. Meshade'in üzerine gidiyorlar. Meshade buradan sıça kullanmadan çıkacak. Yalnız Chef yakalandı. Şimdi karşı hamle geliyor. Rilech'in de buraya yaklaştığını görüyorum. Bu savaşı kovalamak isteyebilir. Supremacy Blaze tarafı. Rilech şimdi koşmaya başlayacak mı? Orada kalkanını kullanıyor. Yeteneğini kullanıyor ama buradan çıkış gerçekleşecek gibi Chef ileri atıldı burada. Rilech yakalanan isim oluyor. Meshade'in de üzerine gidebilirler. Meshade'in sıçrası var hala. Meshade sıçrasını kullanmayacak. Yani Rilech'in sıçrası yokken bu girişi yapmaması gerekiyor sanki. Kaşınmak nedir? Ki yani takım arkadaşları ya yani beden dilleri o kadar girme diyordu ki. Ne yani şeyler yok. Supremacy Blaze tarafında bekleme süreleri yok. Takip evet. Edecek kimse yok. Çok normal. Bunu yapmamız lazımdı ve bu ilk kan üzerinde de bir ilk ejder olarak Dark Passage Akademi'ye dönüyor. Orta koridorda ise Shaman'a Gazo. Bir ufak hasar yemiş burada. Avaros ultisini kullanmış. Halbuki dayı. Maçın başında konuştuğumuz olay. Rilech uslu ormanında kalsa. 6 seviye olsa. 6 seviye olduktan sonra Shaman'a Gazo ortaya ittirse. Ona yardım etse. Alt koridora mekan sapması tehdidiyle gitseler. Bir şey alamasalar bile geri düşürecekler. Çok ekstra bir şey bile yapmalarına gerek kalmış. Şimdi bu hamleler sayesinde İlk önce bir orta koridorda bir şeyler yaptılar. Zeri koridorda tempoyu yakaladı. İkinci pozisyonda gereksiz bir şekilde skor verdiler. Zeri şu an önde. Zeri şu an fazlasıyla önde hem de. Orada sihirdar büyüsü avantajlarını da unutmamak lazım. Onlar da fark yaratacak. Sihirdar büyüsü avantajları da fark yaratacak alt koridorda. Hadia'nın denemeleri mevcut ama bir sonuç çıkmayacak burada. Bir de hani maçın başına demiştin ya, evet Papa Supremacy Blaze'in içeri girecek, atlayacak çok fazla silah var da atladıkları zaman biraz sıkıntı yaşayabilirler ne olursa olsun. Çünkü arka bağıyla, yani arka tarafta ön tarafın bağı kopacak. Ornn ultisiyle vesaire. Oo, Avarosa. Evet, zayıflar acaba çok iyi geldi. Arka tarafta ön tarafın bağını koparacak çok fazla şampiyon var. Yani Syndra'nın yetenek seti, Ornn'un ocağın çağrısı, Rakan. Evet, Zeri üzerine oynayacaklar ama Zeri'nin düşmediği bir pozisyonda ön taraf harcanır orada. Dediğin gibi. Zeri harcanabilir orada. Sıkıntı yaşayabilir. Tabii her şey alınan pozisyonlara bağlı olarak değişir. Avarosa burada. Kafa atıyor oraya ama kimse yok tabii hasar verecek. Chef burada oynamak istiyor gibi. Avarosa'nın manası bir hali az. Avarosa'nın üzerine gidecekler. Avarosa sıçrayla kaçıyor. Chef içeride kalan oyuncu Chef'in burada skor verdiğini göreceğiz. Ve bu skor Padia'ya gidiyor. Padia'dan iyi bir harita hamlesi. İyi bir hareket ve hem skoru hem alameti getiriyor bu hamle. Alt koridorda ilk dönüşü kim yapmıştı? Rakan mı? Tam Kench mi? Hatırlıyor musun? Emin değilim. Hiç dikkat etmedim vallahi ona. Dikkat etmiş olsam söylerim canım.
Ama dediğin gibi yani Padiye burayı güzel okudu. Ya bu arada Chamanagaso da hiç çekinmiyor sıçrasını kullanmaktan agresif şekilde. Gördüğü gibi sıçraya basıyor. Rakip takım arkadaşları yetişebilecek durumdaysa. Avarus orada bir minyona sıkıştı. Minyon blok yedi ama o yüzden de bir tane minyon kaçırdı kule altında. Abi güçlendirmeyi de aldı Chamanagaso. Oyun biraz yavaşladı. Alamet sonrası tabi yapacak çok da bir şey kalmadı. Şimdi Rileç 6. seviye olmuştu zaten. Ultisini kullanmıştı. Bu olası bir kule altı tehdidi anlamına da gelecek belli noktalarda. Alt koridorda Paco'nun denemeleri mevcut. Ve Paco'nun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Yalnız burada yakalanacak Padiye. Padiye skoru veren isim oluyor. Kayış gibi kullanılamadı bile. O kadar fazla kitle kontrol ve hasar çıktı ki. Kayış gibi kullanamıyor burada Padiye. Vallahi şu an DP okuyor oyunu. Papara Supremacy Blade'in ne yapacağını yaklaşık 10 saniye öncesinden falan tahmin ediyorlar ve ona göre önlem alıyorlar. İşte kuvvet bitti mi? Bilmiyorum. Altın bekliyor. Demiş olabilir. Altın bekliyor gibi. Evet şimdi evet. Bitti. Altını bekleyip 3 kuvvetini aldı. Tabi skorun zeriye kalmıyor oluşu bir şans Supremacy Blaze adına. Onu söylemek lazım. Skorlar zeride kalsaydı işler daha da sıkıntıya girebilirdi. Erken skorlara erişen zeriyi durdurmak çok zor oluyor çünkü. Kesinlikle. Asla tempo avantajı, altın avantajı verilmemesi gereken bir şampiyon. Yani zayıflatmalar aldı vesaire. Oo. Yalnız burada bir kule altı denemesi. Avarosa'nın yapabilecek çok bir şeyi yok. Aytekin. Üst koridorda üstünlük alamıyor birebir de. Yani ufak minyon farkı alıyor ama her boşlukta bir şekilde ortaya gelmeye çalıştığını görüyoruz Aytekin'in. Bu ikinci denemesi ve ikinci denemesinde bu sefer başarılı. Bu bir ejder getirmiş olabilir Supremacy Blaze'e. Burada ejderi alacaklar gibi. Şef'in durumla çok bir alakası yok çünkü pozisyonla çok bir alakası yok ve ejder de Rileç tarafından alındı. Oradaki altın farkı da şimdilik 300 civarlarında, hatta daha az. Az önceki skor eğer Kamine kalsa daha iyi bir senaryo olur, tamam. Skor skordur nihayetinde. Şunu unutmayalım, daha hani maçın erken aşamaları, çete savaşları görüyoruz. Ve bu çete savaşlarına DP nispeten sıkıntılı. Ya Camille'in olduğu her yerde problem yaşıyorlar. Çünkü Camille çok daha erken gelebiliyor. Volibear da aynı şekilde. Aynen. Ve yalnız ulti kullandı Rileç. Burada ultisiyle birlikte kaçacak. Alamet kullanılmış Rileç'ten. Bu alamet kafa atamayabilir ve alameti durduracaklar burada. Rileç hata yapmış olabilir. Burada şefin üzerinde oynamaya çalışıyor. Alamet şimdi kafa atmaya gidiyor. Bu alameti öyle ya da böyle kafaya attıracaklar. Ya atamayabilirdi. Gerçekten çok riskli bir yerde açıldı bu alamet. Ve bütün altın Rileç'e gidiyor. Bu çok isteyeceğiniz bir senaryo değil açıkçası. Misklik mi oldu orada? Olabilir. Yok. Gerçi alamet bayağı uzun süredir üzerinde, muhtemelen süresi bitiyordu ya. Muhtemelen süresi biterken kullanıldı. Doğal ortamına bıraktı ya alameti. Seni burada bulmuştum, buraya bırakıyorum gibi. Kule barikatları düştü düşecek. Supremacy Blaze ufak ufak üstünlüklerle tekrardan altında öne geçmeyi başardı. Ama bu altı farkı şöyle yüksek bir fark değil. Paco alt tarafta 1'e 2 pozisyonda rakiplerini bayağı darlıyor. Bahsettiğimiz aslında olay gerçekleşiyor biraz. Paco'yu yakalayabilecek net yetenekler yok diyeyim daha doğrusu.
Geri dönüşünü durdurdu. Kulağı altı mı geliyor buraya? Sindire de yaklaşıyor. Buradan çıkması lazım bu ikinin. Acil çıkması lazım. Ya çıkmaları lazım ama durumun pek farkında değil. Padiye'nin ultisi var aslında. Ulti lezzet yolculuğuyla burada kurtarabilir. Şimdi Meşeit çok öne çıktı. Meşeit Padiye'den uzaklaşıyor. Şimdi Padiye'nin üzerine gitti. Buradan çıkaracaklar. Yalnız bu olay tam tersine dönecek gibi duruyor. Jhin ultisi açıldı. Jhin ultisi hasar vermeye devam ediyor. Bu dördüncü mermi skor alabilir. Paco burada çıkamayacak. Rilech Paco skorunu alan iyi oyuncu oluyor. Alan isim oluyor. Yani çok kötü gözüken bir kule altı. Çok iyi şekilde sonuçlandı. Aytekin evet. Bu arada üst tarafta ilk kuleyi alıp buraya ışından attı. Aytekin neredeyse skor da alabilirdi ama yani Tahm Kench günü kurtardı burada. O kadar fazla vakit kazandı ki takım arkadaşlarının gelişi için. Bir de orada bir garip bir şeyler oldu. İlk vuruşu sanki Paco yedi. Sonra geri çıkmaya çalıştı. Çok içeri girdi ultisini kullanmak için. Pozisyon dışında kaldı falan yani kule altı birazcık yanlış gitti DP tarafın adına. Çok da iyi oynanamadı sanki. Evet evet. Bu kule altı. Ve iyi cevap verdi Papara Supremacy Blaze'de ışından. Ya şöyle bir durum var. Bu tarz durumlarda Tahm Kench'i hemen kitle kontrole sokup onu tanklemek en mantıklı senaryo oluyor. Çünkü evet. Çok kitle kontrol zinciri var. Monkais'ten gelecek, Syndra'dan gelecek, Lee Sin'den gelecek. Ya zaten Padiye düştü mü diğerlerini düşürmesi kolay ama Meşe'ye de odaklanıyorlar. Meşe çok iyi sıçrıyor, sonra Padiye'nin yanında bir şekilde kaçabiliyor. Bilmiyorum, sanki Monkais'e odaklansalar farklı gidebilirdi o kule altı. Ve şimdi alamet etrafında toparlanma görüyoruz Supremacy Blaze tarafında. Rilech'in turbo kimyasal tankı bitmiş durumda. Aytekin yine çok kuvvetli 1.5 eşyada. Lah sindirenini bitirmiş. Rilech çok iyi toparladı ya. Maça bayağı kötü, olumsuz gelişmelerle başlamıştı ama. Ultisi var Rilech'in, çok güzel ulti kullanımı vardı. Yani maksimum menzilden kullandı ultiyi. Hem bir kitle kontrolü hem de ultiyle birlikte çıktı Johnny. Evet. Ama şimdi ejderi gidiyorlar. Oo. Şimdi zayıflar acıma tutuyor iki kişilik ama üzerine devam edecek yetenek yok. Tolem'in ultisi yok tabi. Bu savaş çok zor olacak Tolem'in ultisi yokken. Aynı şekilde Bolivir ultisi de yok tabi. Yalnız burada Rilech düşecek. Zeri ilk skoru aldı. Zeri kayıtlamaya da başladı. Burada hasar vermeye başladı. Şef bayağı bir hasar aldı. Şef araya giren, skoru veren oyuncu oluyor. Jhin ultisi şimdi Monkais'e isabet etti. Önde duracak bir Tolem var. Yalnız bu hasar çok fazla. Avarosa'yı tutuyor. 3 kişi yan yanalar. Diğer ikisini tutsa muhtemelen skor alacaktı bu ulti. Yani az önceki savaşın bir kazananı olmadı. Ejder de alınamadı tabii. İki ormancı da düşünce. Şimdi Ejder tarafında toplanma kararı geliyor. Burada Supremacy Blaze'den. Avarosa üst tarafı itiriyor. Işınlığı var. Işınlanla birlikte alta. Alttaki savaşa dahil olabilir. Geri dönen bir Zeri görüyorum. Vazgeçti şimdi Paco geri dönüşten. Geri dönse yetişemeyecekti muhtemelen ama bu Ejder'i istemiyor sanki zaten. Dark Passage Academy. Evet. Ama bakıyorum Syndra üst tarafta. Yok, hiç alakalı bir şey olmaz. Zaten çok da böyle oyunu kıran bir ejder değil. Birazcık daha Zer'in eşya yapmasını bekleyecekler. Şu an savaşmak istiyor. Her ne kadar yani takım savaşları etrafında oynayabilecek bir takım olsa da işte onun ultisiyle vesaire Rakan'la ama baktılar Zer'i birazcık daha zamana ihtiyacı var. Alsınlar ya ne olacak dedi. DP tarafı. Şimdi rakip kırmızıya gidiyor Supremacy Blaze. Rakip kırmızı güçlendirmeyi de çalacaklar. Bunu Meşe'yi de bırakmak istiyorlar. Dördüncü vuruşla birlikte Meşe'yi çok rahat alacak bunu. Ve aldıktan sonra geri çıkma kararı. Bir de alt koridor kulesine baskı kuruldu burada. Çamanagazo'dan Çamanagazo. Bu kuleyi de alacakken makro oyunda şu an bir adım önünde gibi Supremacy Blaze açıkçası. Hep hamleyi yapan onlar oluyor. İlk hamleyi yapan. Karşılık vermeye çalışan da bir Dark Passage ekibi görüyoruz. Ama
Yani çok iyi cevap veriyorlar mı Soyuz'un cevabı? Şu an için en azından hayır. Onlar birazcık daha beklemede, birazcık daha tempoyu düşürmek istiyorlar. Ekstra bir şey vermemek için görevlerin etrafında çok savaşmıyorlar. Hani bu kule de olsa, ejder de olsa. Zerin'in ikinci eşyası ve üçüncü eşyasını bekleyecekler. Esas güç patlaması üçüncü eşya. O zamana kadar vakit de kazanabilirler. Ejder ruhu da onların isteyeceği türden bir ejder çıkıyor. Mesela dağ çıksaydı o zaman savaşmak zorunda kalırlardı. Ama bulut çıktığı için şu an şunu düşünüyorlar. Alsınlar, sıkıntı yok. Hatta ruhu da alsınlar, sıkıntı yok. Oh. Burada bir savaş çıkacak gibi. Şef yakalanıyor. Şefin sıçrası da yok. Şef burada skoru verirse işler sıkıntıya girebilir. Yalnız Çamanagazo yeniyor burada. Lee Sin'i de araya sokmuş oldu böylelikle Padilla. Diğer tarafta Çamanagazo hasar vermeye devam ediyor. Tole yakalanan oyuncu olacak. Kamil de arka taraflara gidecek. Kamil'den iki tane skor çıkabilir burada. İlk skoru alıyorlar. Zerin'in üzerine kullanıyor ultisinde Paco. Bu ulti bitmeden burada düşebilir. Gene de sabitlendi ve Paco skorunu da aldılar. Jin'den de bir skor daha çıktı ve bütün oyuncularını kaybediyor burada Dark Passage tarafı ve bu da Baron'un kaybıyla birlikte Supermassive Blaze'in galibiyete gitmesi anlamına gelebilir Johnny. Yani dayı, tam bahsediyordum. DP'nin ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Zerin'in eşyalarını beklemesine gerek var. Ejder'i verseler ne olur? Şef dedi ki bir dakika ben oyun yapacağım dedi ve 13. Yani hiç gerek yok. Baron da böylelikle Supremacy Blaze'e gitti çok rahat bir şekilde. Fazla zorladı burada Dark Passage tarafı. Yani orada hani ulaşamıyorlar. Dayıcım şey olsa böyle 5 kişi falan olsalar Volibear'ı dalmak mantıklı da Volibear yani. Ultisi varken falan. Biraz iddialı değil miydi? Çok iddialıydı. Ya bir de orada bir şanssız durum oldu. Şef ses dalgasını tutturuyor. Ses dalgasını takip etme kararı verdiğinde Padilla orada rilet yiyor ve bir anda kendini 3 kişinin arasında buldu şef. Şimdi Baron'la birlikte kuşatma başlayacak. Ses dalgası burada Padilla'ya tutuyor. Harita görevleri çıktı. DP için ama bu görevleri alabilecek durumda değiller pek. Avaros'a bir tane alabilir üstten. Yani burayı bırakıp Avaros'a... Bence güzel bir takas olurdu bu arada. Burada bu kuleyi bırakıp Avaros'un üst taraftan bir tane kule alması. Çünkü ekstra altını kazanacak olan sizsiniz öyle bir durumda. Burada Tolem bayağı bir hasar aldı kitle kontrol zinciri sonrası. Bence biraz şeyden çekiniyorlar. Kamini durduracak kimse yok. Alttaki dörtlüyü de durduramazlarsa bir anda bir veya iki tane inhibitor kulesi kaybedebilirler. Yalnız burada ulti açılıyor Jin tarafından. Monk S'e tutan mermiler var ama. Son mermi şefe vurdu. 528 yanlış görmediysem. Hasar. İki tane kule kaybedilmiş oluyor. Bu baronla birlikte yani inhibitora kadar gidebilecekler miyim değilim. 15 saniye bir ejder var. O ejderi dönmek kararı gelebilir. Bu inhibitor kulesini istiyorlar gibi. Yalnız Tolem'den kullanılan bir ulti var. Tolem'in ultisi boşa gitti. Rilech'ten çok iyi ayak hareketleri geliyor. Tabi orta tarafta minyonlar olmadığı için bu 1-4 pek bir işe yaramıyor. Şimdi Aytekin orada kuleye hasar verirken bu tarafta minyon kalmayacak. Minyonları çok iyi ayarlayamadı açıkçası Supermassive Blaze Academy. Onların avantajı şu yalnız. Üst taraftan iten minyon dalgaları var. Bir anda Aytekin oraya gidip bir kule çıkarma ihtimaline sahip olabilir. Şimdi bekletiyorlar aynı anda kuleye. Yaklaştıracaklar minyonları. Alt koridor minyonları itilmiyordu en son gördüğüm kadarıyla. Bir şekilde eşitleyemediler minyon dalgalarını. O yüzden iki koridordan baskı kuramıyorlar. Şimdi o minyon dalgaları hemen hemen eşit zamanda gelecek. Orta koridorda Aytekin'in kuleye vurma şansı var şu an. Eğer çok isterse arzularsa ama o riski almıyor Aytekin ve Baron'u çok iyi kullandığını söylemek güç açıkçası Supremacy Blaze tarafının. Sadece iki kule çıkarabildiler. Evet. Ama yani altın farkı oluşurlar bayağı bir. 8000 civarında bir altın farkı var şu an. Hatta 8500'e kadar çıkacak. Ruh noktasına ulaşacaklar. Yani bu da
Zerin'in oyuna girebilmesi için bayağı büyük bir bariyer oluşturuyor. Şöyle bir sıkıntı var. Zerin'in en büyük avantajı yakalanmaması. Çok zor yakalanabilmesi ama bu yani bulut ruhu yükleri, bulut ejder yükleri daha doğrusu, hı hı, onu birazcık kolaylaştırıyor. Evet. Yani biraz daha kolaylaştırıyor dediğin gibi. Hız kazandığı için yakalama ihtimali biraz daha artıyor. Kayıtlaması biraz daha zorlaşıyor Zerin'in. Meşet. Orman kamplarını temizlemeye devam ediyor Meşet de. Onu bombardıman bitirmeye çalışıyor. Ya normal şartlarda tabii bombardımanı almayabiliyor üçüncü eşya olarak oyuncular. Bombardımanı biraz daha es geçebiliyorlar ama hem Zeri'yi yakalayabilmek hem Avrosa'yı yakalayabilmek için çok iyi bir eşya bombardıman. Ve rakipteki tehditleri de bayağı bir ortadan kaldırıyorsun bombardımanın ekstra menzili sayesinde. Ben çok beğeniyorum şimdi de bombardımanı. Özellikle dördüncü vuruşa falan denk gelirse o bombardıman çok can yakıyor. Evet. Yani şartların onlar için olgunlaşmadığı senaryolarda bombardıman sayesinde hasar vurabilir. Yani çünkü menzil sindiren ötürü bayağı büyük bir problem genel nişancılar için. En azından otomatik saldırı açısından konuşuyorum. DP şimdi savunmaya başladı. Bakalım nereye kadar gidecek bu? Çünkü 50 saniye sonra Baron çıkacak. Ya Baron etrafında oyun kovalama ihtimalleri bir hayli yüksek. Rileç burada. Rakip maviye çamana gazoyu bırakacak. Ama kara balta bitmeyecek. Kolay kolay. O yüzden iki eşyayla savaşacak o Baron pozisyonda Ziri. Şimdi ulti kullanıldı Ornn'dan. Ornn ultisi iki kişiyi tutuyor. Yalnız altta, arka tarafta Monkaes'ten denemeler var. Monkaes yerini sabitlendi. Voli bir ulti ile birlikte geri kaçıyor. Chamana Gazo üzerinde kullanılan bir ulti vardı. Çok güzel bir Zonya geliyor Chamana Gazo'da. Şimdi Tolem'in üzerine gidiyorlar. Son vuruş gelecek Jhin'den. Son vuruşla birlikte skoru da alacak. Çok güzel bir sıçra. Syndra da düşüyor. Ziri skor alsa da hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu çok güzel hasar burada Aytekin'den. Üzerine de gidecekler gibi Paco'nun. Paco 3 kişi üzerine geliyor. Bir kişi diğer tarafta Aytekin'in üzerine gidecek ama Paco'nun da yapabileceği hiçbir şey yok. Bu 5'e 5 kafa kafaya savaşları şu an kazanma ihtimali yok Dark Pulse Academy'nin. Yok, Baron'a gidecekler garanti olsun diye. Denemeyecekler. Baron'la garanti kazanırız diye düşündüler. Hak da veriyorum. Ya işte böyle bir sıkıntı var dayı. Zeri aldığında bununla karşılaşabiliyorsun. 3 eşya ha oldu ha olacak falan derken aa maç bitmiş. Oyunu yavaşlatmak gerekiyor biraz 3 eşyaya kadar ya da Zeri'yi bir şekilde öne geçirmek gerekiyor ama. İkinci kısım okeydi. İlk kısım birazcık sınıfta kaldı. Evet, evet. İlk kısımda biraz sınıfta kalıyorlar burada istediklerini bulamıyorlar. Yani Ziri 3 eşya oldum diye sevinirken rakip takım şey gelecek böyle baronlu ruhlu falan filan böyle 4 eşyalı 4 eşyalı bir takımla uğraşacak. Ve şimdi burada Camille'i yakaladılar ama Camille'e hasar çıkmıyor. Kim hasar vuracak o üçlü? Diğer tarafta Şef bayağı bir hasar aldı. Üzerine kullanılan Rileç ultisi. Rileç burada skor olacak. Avrosa'nın skoru hiç fena değil. Hasarı hiç fena değil. Tolem kafayı vuramıyor burada Tolem. Ya kafayı vursa da çok bir şey değişir miydi emin değilim ama o kafa kaçıyor Chamana Gazo. Yan tarafta ekiplerin üzerine oynamaya çalışacak gibiydi ama. Avrosa'dan kullanılan ulti daha doğrusu Avrosa'ya kullanılan ulti Tahm Kench'ten çok güzel bir lezzet yolculuğu. Tahm Kench burada skoru da alıyor üzerine. Sanki karşılaşmanın sonuna doğru gideceğiz Johnny. Bu evet. Kuşatma ile birlikte bitme ihtimali bir hayli yüksek bu karşılaşmanın. Paco tutmaya çalışacak ama Aytekin rakibinin üzerine ultiyi de kullanacak. Hextech ultimatomla birlikte Paco'nun da düştüğünü göreceğiz. Yani Zeri'yi durdurmanın en iyi yöntemi bir alanın içine kıstırmak onu. Bunu da en iyi yapan şampiyon Camille oluyor. Şimdi Şef'in de üzerine gidiyorlar. Şef de burada düşebilir. Şef düşmüyor ama düşen başka bir isim var. Monkaes düşüyor. Karşılaşmanın sonuna doğru geliyoruz. Supremacy Blaze.
çok büyük bir tempo yakaladı erken oyunda ve o tempoyu hiç bırakmadılar. Karşılaşmayı da burada sonlandıracaklar. Aytekin'den de çok güzel bir oyun izledik ve karşılaşma sona eriyor.